Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte bu videoda ürünlerdeki kalitesizlik sorunu, yani daha doğrusu planlı eskime hakkında konuşacağız. O zaman videoya geçelim. İlk başta planlı eskimenin ne olduğunu bilmeyenler için sizlere kısaca planlı eskimenin ne olduğunu anlatmak istiyorum özet bir şekilde. Örnek vereyim, bu bir tablet olabilir, bir teknolojik cihaz olabilir, bir telefon olabilir, ondan sonra bir kıyafet olabilir. Üreticinin bunlarda kullandığı malzemeyi, örnek vereyim, bu tablette kullanılan malzemenin ömrünü belirliyor. Bu tablette kullanılan plastik 2 seneye dayanacak diyorsa, ona göre ayarladıysa, o ürün ya 2 sene sonra haşat oluyor, berbat oluyor ya da kronik, teknik, ufak da olsa sorunlar oluşturuyor. Planlı eskime kısacası böyle diyebiliriz. Planlı eskimenin tanımı için kısaca böyle anlatabiliriz. Eskiden pek planlı eskime göremiyorduk. Mesela 15 sene, 20 sene önce aldığımız cihazlarda herhangi bir planlı eskime yoktu. Bundan dolayı onu çok uzun zamanlar kullanabiliyorduk. Yani ömürlük cihazlar oluyordu. Fakat son zamanlarda aldığımız cihazlarda, 1, 2, 5 sene önce falan aldığımız cihazlarda çok kronik sorun oluşuyor. Bunun sebebi peki ne? Üreticiler neden böyle yapıyor? Aslında bunu bir beynimizi çalıştırdığımız zaman anlayabiliriz. Üretici ömür boyu gidecek bir cihaz yaparsa, üreticiden onu alanlar sonsuza kadar kullanacak ve üretici bir cihaz satamayacak ve bir kar elde edemeyecek. Planlı eskimeden dolayı benim başıma gelen sorunlar neler oldu? Ben ilk başta kıyafetten örnek vermek istiyorum. Uygun fiyatla aldım, 15-20 liralık bir kazak da ya da kıyafet de olabilir, ne diyorsanız işte, onda şöyle bir yıkamadan sonra, bakın bir yıkamadan sonra şöyle delikler oluştu. Ben herhangi bir şey yapmadım, sadece bir sefer, normal hepsinde de böyle oluyor, bu markayı vermeyeceğim ama hepsinde, bu markanın ürünlerinde genellikle 50 liraya kadar olan ürünlerde bunlar oluyor. Bu planlı eskime oyunundan kurtulmak için yapacağımız şeyler, yani ucuz mal diye onu direkt almamak, o malın kalitesini araştırmak, firmaya güvenmek biraz daha. Yani kaliteli cihazlar almak, kaliteli şeyler almak. Teknolojik cihazlardan örnek vermek gerekirse yine tabletimden örnek vereceğim. Bu tableti geçen sene aldım. 2019'da aldım bir tablet. Tabletin herhangi bir yerinde kapak açma yeri yok. Ya bunu tamirciye götüreceksiniz ya da işte bu firmaya götüreceksiniz. Firmanın yedek servisine götüreceksiniz. Oradan açtıracaksınız. Çok zor bir şekilde açılıyor. Sadece bu tablette değil, yeni cihazlarda ya çok zor bir şekilde açılıyor ya da hiç açılmıyor. Bunun sebebi üreticilerin yaptığı şeylerle oynamamızı istemiyorlar. Bunun sebebi tek kullanımlık olsun. Mesela bunun bataryası öldüğü zaman hiçbir şekilde ben değiştiremeyeceğim. Büyük ihtimalle de 2 sene garantisi var. 3. senede bunun bataryası ölecek ve yenisini almak zorunda kalacağız. Bu da üreticilerin işine geliyor. Genel olarak son zamanlarda da bunu bayağı bir yapıyorlar. Peki bu konuda sadece ben mi muzdaripim, sizin başınıza neler geldi, onu da yorumlar kısmında belirtirseniz güzel olur, onun hakkında da bir video çekebilirim. O kadar sizlere burada şeyler anlattık, kanalımın da ufak bir reklamını yapmak istiyorum. Kanalımda bu hesabımda bir senedir varım ve 150 civarı video çektim. Kanalımda birçok çeşit videolar bulabilirsiniz, şu anda da izlediğiniz videolar gibi canlı yayınlar yapıyorum, videolar çekiyorum. Eğer kanalımı genel olarak beğeniyorsanız abone olabilirsiniz ve abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız güzel olur. Çünkü bildirim zilini açmazsanız abone olmanın hiçbir anlamı yok. Bu arada videolarıma like atarsanız da eğer beğeniyorsanız da güzel olur. Size söylenen bu planlı eskime hakkında söylenen yalanlardan bazısını söylemek istiyorum. Ürünler kullandıkça eskimez. Ürünler kullanmasanız bile eskir. Evet, kullansanız daha da fazla eskir ama kullanmasanız bile eskir. Burada bataryadan örnek vermek istiyorum. Şu anda kullanılan en büyük batarya türü ve en iyi batarya türü ama bununla kötü bir özelliği var. Lithium polimer bataryaların kötü özelliği, bu bataryaların 500 ila 1000 devir arası ömrü vardır.
Ama siz bu bataryaları boş bir alana bıraksanız bile yani bataryayı hiç kullanmadınız. Bilgisayarınızdan, cihazınızdan çıkardınız. Koydunuz bir kenara. O batarya 2-3 sene sonra %20'lik falan eskiyecektir ve ömrünü yitirmeye başlayacaktır. Video bu kadardı. Umarım bu konu hakkında bilgiler edinmişsinizdir ve videomu beğendiyseniz video like atabilir ve kanalıma genel olarak beğeniyorsanız abone olabilirsiniz. Ve abone olacaksanız da şunu söylemek istiyorum. Abone ol'a tıkladıktan sonra oradan tümünü seçip bildirim zilini açmanız lazım. Yoksa abone olmanın bir anlamı olmuyor. Neyse, görüşmek üzere, bay bay.